Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte nefis bir el açması lahanalı kıymalı börek hazırlıyoruz klasik iç harçlarından sıkıldıysanız farklı lezzetleri seviyorsanız bu tarifi denemelisiniz özellikle denemenizi istiyorum çünkü beyaz lahana çok yakışıyor böreğe hamur işlerine mutlaka denemelisiniz. İlk önce iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 700 gram beyaz lahana kullanacağım. Lahanayı küçük parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. İnce doğramış olduğum lahanayı geniş bir kabın içine alıyorum. 700 gram lahanayı doğrayıp hazırladım. 2 adet küçük havuç kullanıyorum. 2 adet küçük veya 1 tane büyük havuç kullanabilirsiniz. Rendeleyip hazırlıyorum. Havuçlardan sonra 2 adet kuru soğan kullanıyorum. Soğanları yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Soğanlarınız büyük ise 2 tane yeterli. Küçük ise 3 veya 4 tane kullanmanızı öneririm. Çok yakışıyor çünkü. Soğanlara da hazır. Artık iç harcını kavurma işlemine geçiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybedince içine 200 gram kıyma ilave ediyorum. Kıyma tamamen dağılıp kendi suyunu salıp çekinceye kadar kavuruyorum. Kıyma yeterince kavruldu. Havucunu ilave ediyorum. Havucu ile birlikte bir iki çeviriyorum. Havucu ile birlikte kavurduktan sonra artık doğramış olduğum beyaz lahanayı ekliyorum. Lahana ile birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. az az ekleyip e, karıştırırsanız size kolaylık olacaktır. Piştikçe lahananın hacmi küçülüyor. Gözünüze de çok görünmesin. Ara ara bakın ekledim. Artık bütün lahanayı ilave ettikten sonra kapak kapalı bir şekilde ara ara karıştırarak, kavurarak pişirme işlemine devam ediyorum. Bakın hacmi küçülmeye başladı lahanaların. Kapak kapatırsanız daha çabuk yumuşayacaktır. Yumuşadığında kendi suyunu bırakıyor lahana. Ara ara karıştırma işlemini bırakmayalım lütfen. Bu şekilde ara ara karıştırarak pişirelim. Tamamen yumuşayıncaya kadar devam edelim. Ve tekrar bakın kapağını kapattım. Pişme işlemine devam ediyorum. Lahanalar yumuşamaya başladı. Bakın görüyorsunuz kıvamını bu şekilde bile afiyetle yiyebileceğiniz enfes bir tat oluyor. Kendi suyunu eğer ki kavururken bırakmıyor ise içine bir su bardağı su ilave edin. Eğer lahanalar kendi suyunu bırakmıyor ise bazı lahanaların cinsinden su bırakmayabiliyor. Kavururken hacmi küçülmeye başladığında bir su bardağı sıcak su ilave edip iyice yumuşayıncaya kadar kavuralım. Şimdi baharatını ekliyorum. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun altındaki açıklamalar kısmında sizler için yayınlayacağım. Güzelce karıştırıyorum ve böreğimizin içinde hiç suyu kalmaması gerekiyor. İç harcımızın içinde eğer iç harcı sulu olur ise çok yumuşatacaktır böreğimizi. Tamamen suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Hiç suyu kalmasın, güzelce pişsin. Tamamen suyunu çekinceye kadar iç harcını kavurdum. Artık soğuması gerekiyor. Hamuru için yoğurma kabına 3 su bardağı oda ısısındaki sütü koyuyorum. Hamuru sırf sütlü yoğuruyoruz. 3 su bardağı sütü ekledim. Üzerine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Bu tarifte bardak ölçüsü olarak 300 cc'lik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Çay bardağı ise 125 milimlik. Şimdi üzerine bir paket instant maya ilave ediyorum bir buçuk yemek kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde un ilave ederek artık hamuru hazırlıyorum. İlk etapta kaşık ile karıştırarak devam ediyorum. Daha sonra elim ile yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru rahat yoğurmak için tezgaha alıyorum. Tezgaha da bol un serpiyorum ve hamuru çıkartıyorum. Tekrar tezgahta yoğurma işlemine devam ediyorum. Güzelce toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Yumuşak, elimize yapışmayan bir hamur hazırlıyoruz. 7 su bardağı un kullanıyorum. Hamurumuz için bakın kıvamını görüyorsunuz. Tam olarak 7 su bardağı un yeterli geliyor. Şimdi hamurdan bezeler yapıyorum. Ortadan ikiye böldüm. Bakın hafiften de yapışan bir hamur. 7 su bardağı un ile yoğurup artık e, hafiften un serperek devam ediyoruz. Çok katı bir hamur değil hafif de ele yapışan bir hamur. Hamurdan 8 adet beze yapıyorum. bezeleri hazırladım. Un serpmiş olduğum tepsiye bezeleri alıyorum. Tepsiye koyduktan sonra üzerine bakın bir poşete geçiriyorum veya üzerini streç ile kapatabilirsiniz. Bu şekilde bütün bezeleri 10 dakika dinlendiriyorum. Arasına sürmek için 200 gram tereyağını eritiyorum. 1 su bardağı eridikten sonra sıvı yağ ekliyorum. Bu yağ karışımı ile böreklerimizi yağlayacağız. Yağımız hazır. Artık börekleri açma işlemine geçiyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına ve üzerine un serperek açıyorum. İlk önce elim ile bastırarak biraz inceltiyorum. Daha sonra oklava ile açıyorum. Oklava merdane ile rahat çalışıyorsanız onun ile açma işlemini yapabilirsiniz. Ara ara yapışıyor ise un serpebilirsiniz. Bu tamamen açarken yapışıyor ise ara ara un serpebilirsiniz. 35-40 santim çapında hamuru açıp incelttim. Şimdi üzerine eritmiş olduğum tereyağlı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Fırça ile her tarafını yağlıyorum. Yağsız kısım kalmasın. Yağladıktan sonra aç katlıyorum. Ve katladığım kısımları da tekrar yağlıyorum. iki ucunu bakın ortada birleşecek şekilde hazırlıyorum. Mutlaka bu şekilde yağlamamız gerekiyor. Her katını yağlama işlemini yapmaz isek eğer böreğimizin katları ayrılmaz ve çıtır çıtır olmaz. Çıtır çıtır kat kat ayrılan nefis bir börek oluyor. Büyük bir katmer olacak şekilde hazırladım ve her katında yağlayarak şekil verdim. Şimdi kıs kenar kısımlarına bastırarak yapışmasını sağlıyorum ve bütün bezeleri bu şekilde açıp yağlayıp hazırlıyorum. Bütün hepsini de hazırladım. Üzerini mutlaka e, temiz bir örtüyle örtelim lütfen kurumaması için. Şekil verme işlemine geçiyorum. İlk yapmış olduğumdan başlayarak şeklini vereceğim. Bakın ilk yapmış olduğumuzun sürmüş olduğumuz yağı dondu. Bu şekilde daha rahat e, şekil veriliyor. Bu aşamada artık merdane ile açma işlemini yapıyorum. Merdane ile açarak incelmesini sağlıyorum. Alt üst yapmanızda bu aşamada hiçbir sakınca yok. Açabildiğimiz kadar ince açalım. Bakın hafif eliniz ile çekiştirerek de bir miktar inceltebilirsiniz. Şimdi açmış olduğum hamuru katmere dörde kesiyorum. Üzerine hazırlamış olduğum iç harcından koyuyorum. Rulo yaparak sarıyorum rulo yaptıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum üzeri için 2 yumurta sarısına bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum karıştırıp bütün böreklerin üzerine koyuyorum Yumurta sarısını sürdükten sonra susam serpiyorum. Ve bıçak ile üzerine ince çizikler atıyorum. Önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar börekleri pişiriyorum. Börekler fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar piştiler. Artık afiyetle yemeye hazır. İki fırın tepsisi böreğimiz oldu arkadaşlar. 32 adet börek çıktı hazırlamış olduğumuz malzemelerden. İster sıcak ister soğuk afiyetle yiyebileceğiniz enfes bir börek oldu. Bu şekilde hazırlayıp e, Arzu ederseniz pişirdikten sonra poşetleyip derin dondurucunuza koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bol bol çıkan bir tarif. Pişirmeden de kaplarda derin dondurucunuza kaldırıp arzu ettiğiniz zaman çıkartıp kızartıp yiyebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayabileceğiniz güzel bir börek oluyor özelliği güzel iç harcında lahana bir harç hazırladık enfes bir börek oldu bakın harika bir böreğimiz var bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar aklınıza takılan sormak istediğiniz sorularınızı videomuzun altındaki yorumlar kısmında sorarsanız sizlere cevap verebilirim ve artık e, böreğimizin doku testiyle sizleri baş başa bırakıyorum Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.